birine çok aşıktım, onunla aramızda bir bağ var diye inanıyordum. İlk kez biriyle böyle bir toprağa yerleşmek, büyümek, gelişmek hayalleri kurdum. İlginçtir bakın, bu ülkede biriyle evlenebilirsiniz ama illaki bu hayalleri kurmanız gerekmez. Aşk aynı şey değildir evlilikle. Dürüst bir aşk yaşamak çok zor. Yani bunu bekliyor olmam tatlı bir enayilik zaten. Büyüdüğüm evde ben hep annemle babamı barıştırmaya, onları mutlu etmeye, onları seviştirmeye çalışan çocuktum çünkü. Birbirlerini sevmiyorlardı ve ben öyle bir evliliğin çocuğu olduğum için hep insanların birbirlerini sevmeye çalışmasına uğraştım. Çok tatlı bir eylem yaşamak, yani yaşamak üzerine düşünmemek bana yaşamayı boşlamak gibi geliyor. Ben yemiyorum, yani goy goya gelmiyorum ve yemiyorum. Yani o yüzden zor olabilirim birilerine göre. Çünkü ben insanlarla dürüst bağlar kurmayı seviyorum. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Ben çok heyecanlıyım. Kalben bizimle birlikte. Hoş geldin. Ben de hoş gelmiş oldum aslında. Hoş geldin sen de yuvamıza. Nasılsın? Çok iyiyim. Dün harika bir konserimiz vardı. Müthiş bir festivaldi. Müziğin içinde olmak, konser yapabilmek, böyle bir ekonomide insanların sana zamanlarından, bütçelerinden ayırdığını görmek çok umut verici. Çok iyi hissediyorum o yüzden bugün. Kalben olmak çok düşünceyi mi barındırıyor aslında diğer insanlara göre? Hepimize göre daha fazla anlam yüklüyorsun gibi birçok şeye sanki. Yani bunu bir yük olarak ya da ağırlık olarak ya da fazlalık olarak yahut beni diğer insanlardan ayıran bir şey olarak hiç hissetmiyorum. Yapısal bir şey. Çocukluğumda da düşünürdüm, gençliğimde de. Şimdi orta yaşıma yaklaşıyorum, yine düşünüyorum. Çünkü düşünmeye değer çok güzel şeyler var hayatta. İşin bu tabii ama müzik olduğundan çok daha fazla seviyor gibisin ya, öyle mi? Beni çok kurtardı müzik. Her zaman. Yani bir insanın dostunu, aşkını, eşini sevmesi ne kadar doğalsa benim de müziği sevmem o kadar doğal. Çünkü içimdeki güzellikleri ortaya çıkaran müzik, beni insanlarla yakınlaştıran müzik, beni yaşadığım memlekete candan bağlayan şey müzik. Kadınından, çocuğundan, queerinden, transından, işsizinden, avaresinden, öğrencisinden, evsizinden, yani ayrıcalıksız olan bütün toplum katmanlarına baktığımız zaman onlarla beni bağlayan şey müzik. Mutluluk? Benim mutluluğumun temelinde de müzik var. Hep öyleydi. Büyük bir konuya geleceğiz şimdi. Ben yıllardır bir sorunun cevabını arıyorum ve bulamadım da ya, soruyorum da birçok insana sordum, müzik insanına da sordum konu kaldığımda. Eyvah. Merak et. Bu arada senin vereceğin cevabı farklı olacağını da düşünüyorum. Benim ne güzel aslında. Aynı düşünüyorum. Soruyu herkese sorup cevapları deli gibi topluyorsun. Ne evet, güzel evet, aslında. Evet. Hazırım. Ya ben alaylı bir müzik dinleyicisiyim ve müziğin benim duygularımı besleyen bir unsur olduğuna inanıyorum. Ya heyecanlıysam dinleyeceğim bir müzik olduğuna, hüzünlüysem vesaire vesaire, mutluysam. Fakat etrafımda yine alaylı olup ama müziğe karşı daha kaliteli olduğunu, kaliteli bakabildiğini iddia eden arkadaşlarım. Mesela senin Haydi Söyle'yi dinlediği zaman, mesela ben orada duyguya girdiğim için ben o şarkıyı çok seviyorum. Yani bana çok iyi geldiği için ve ben başka bir yere gittiğim için. Ama bir başkası mesela, ve bu bir kişi değil, hayatta birçok insan müzikten anladığını iddia eden ve anladığını da düşündüğüm insan, bu müzik çok kaliteli diyor. Evet diyorum, bence çok kaliteli ama benim için o müziği çok kaliteli yapan şey benim duyguya sokuyor. Şimdi ben Haydi Söyle'yi dinlerken keyif yapamam abi. Yapamam yani, o şarkı bana keyif katmıyor. O şarkı beni bana bir yere da hiç katmadığı için söylemiyorum 3 yıldır. Benim şarkım da değil zaten, o yüzden de söylemiyorum. Artık kendi yazdığım şarkıları söylüyorum. 5 tane albümüm var, 1 tane romanım var. Sadece Saçlar, Fırtınalar, Eski Dünyanın Yangını, Pişmaniye, Düşünürüm, Şanssız Mücadeleci, Çek, Kalp Hanım. O kadar çok şarkım var ki o yüzden senin söylediğin bağlamda baktığımda bir gitarla ve vokalle kaydettiğimiz bir şarkının müzikal olarak derinliği ve katmanları ve enstrümantasyonu diye bir şey söz konusu değil. O sadece insanlara his bağlamında bir şey yaşatıyordur. Kendi duygularını açamıyordur, pasiftir, duygularının kontrolünü ele alamıyordur. O yüzden o şarkıya ilgi duyuyordur. Ya bazı dinleyiciler daha mı kaliteli benden, daha hayır, mı kaliteli? Hayır, bazı dinleyiciler daha özgür iradeleri olan, hayatlarında ne yapmak istediklerini daha iyi bilen, aşklarını daha özgür yaşayan, sevdikleri insanlarla daha rahat sevişebilen insanlar. O yüzden onların sevdikleri şarkılarla sevdiği insana bir mesaj atarken bile 40 kere düşünen, ailesinin onu görücü usulü evlendirdiği insanla hayatını birleştirip hiç sevmeden o insanla sevişmek zorunda kalmış, hayatında bir sürü fiziksel ve ruhsal travma yaşayıp hiç terapi alacak maddi manevi durumu olmamış insanların sevdiği şarkıların aynı olmasını beklemek bence insanlara haksızlık olur. O yüzden herkesin sevdiği şarkılar farklı olacaktır. Fakat sanatçının kendi mutluluğu neticesinde dinleyiciye vereceği şeyi samimi kılacağından
Artık önemli olan şey benim mutluluğum. Dinleyicinin ne beklediği, dinleyicinin en çok hissettiği şeylere benim yönelmem değil. Benim en çok hissettiğim şeylere yönelmem. Çünkü 36 yaşındayım. Bu benim yaşamım, bu benim ölümüm. Ve o ikisinin arasındaki şeyde de benim huzurlu olmam, mutlu olmam çok kıymetli. O yüzden dinleyicim ne düşünüyor, dinleyicim ne hissediyor, dinleyicim en çok hangi şarkıyı seviyor, hangi şarkı bana en çok parayı getirir, hangi şarkıyla en çok insanların beğenisini kazanıp da zengin olurum gibi düşünceleri bir tarafa koyup, hangi şarkıları yazdığımda huzur buluyorum, insanlara nasıl duyguları anlatmaktan hoşlanıyorum, insanların aşklarının, insanların düşüncelerinin, insanların birlikte yaşadıkları topluma bakışlarının ne kadar adil, ne kadar eşit, ne kadar umutlu, ne kadar heyecan dolu olması beni heyecanlandırıyor. Buna bakarım. O yüzden bazı şeyleri artık söylemek hoşuma gitmiyor. Bazı şeyleri ise daha çok söylüyorum. Daha da üstüne bastırarak onlardan bahsediyorum. O zaman hiç ağzımı açıp da şu konuda konuşmadığım konularda şimdi meydanlarda bağırıyorum. Çünkü değişiyorum, öğreniyorum. Eminim dinleyici de hayatında ne kadar risk alabiliyorsa, ne kadar mutluluğun peşinde koşabiliyorsa, ne kadar maddi manevi olarak özgürlük kazanabiliyorsa bu hayatta, bu memlekette, o kadar o yolculuğun parçası olabiliyor müzisyenle birlikte. Ama hayatı hep rutinler içindeyse, hayatında mutlu bir aşk yoksa, mutlu bir evlilik yoksa, çocuklarını yetiştirirken karanlıktaysa, ona yardım eden insanlar yoksa, kendi de eğitim alamadıysa doğru düzgün, istediği işleri yapamadıysa doğru düzgün, ben şimdi o dinleyicime nasıl gidip de sen niye benim şurada anlattığım hikayeyi anlamadın diye sorayım. Onun o hikayeyle bir işi yok ki. Onun hayatın hikayeleri bambaşka. O yüzden o dinleyicilerle aramıza bir küskünlük girince anlayabiliyorum. O dinleyiciyle artık yolumuz birleşmeyince anlayabiliyorum. Çünkü ister istemez ben çok özgürleştiğim, çok mutluluğa doğru yürüdüğüm ve beni kıran insanları hayatımda tutmadığım, bana ters gelen hiçbir ilişkiyi sürdürmediğim bir yerdeyim. Bu bağlamda da zihinsel olarak da sevişebildiğim dinleyiciyle aşkımız sürüyor. Yetiyor mu müzik sana? Kendini yetmek ne için? Demek? Her yerimden taşıyor. Yani bir de roman yazdırdı bana gidip. Yani yetmekle kalmadı, bir de beni başka üretim alanlarında da eser verir hale getirdi. Peki kalben bu kadar anlamak, bu kadar düşünmek ve... Ay rica ederim Ferit'ciğim. Zorunda İnşallah mıyız? İnşallah bir şeyleri anlar da düşünürüz. Tabii ki bu bir yolculuk ve senin olduğun yani, yer ve böyle düşünebiliyor olmak tabii ki böyle bir cevap vermeye gerektiriyor. Cevap böyle... ararız. Yani sorular sormak. Benim senelerce unuttuğum şey oydu. Ben neyi hak ederim? Benim değerim nedir? Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? Hangi şarkıları söylemek beni mutlu eder? Dans etmeyi sever miyim? Neleri giydiğim zaman kendimi çekici hissederim? Hangi dostlarımla nasıl vakit geçirmeyi severim? Çocuklarla nasıl oyunlar oynamayı, onlara nasıl sorular sormayı severim? Annemle babamla, rahmetlilerle dertlerimi çözebildim mi? Yani bir sürü soru var sorulacak hayatta. Ve bizler soru soramadığımız kutuların içindeyiz. O yüzden canımız sıkılıyor. Çünkü görmediğimiz evlerin kiralarını ödüyoruz. Yakmadığımız elektriklerin faturalarını ödüyoruz. Çocuklarımızı biz mi büyütüyoruz yoksa bir yerlerde mi büyüyor o çocuklar bir şekilde? Onları görebiliyor muyuz bütün bu hayat tantanasının derdinin içinde? Yani kendimize soru soramadan ölmek durumunda kalabiliyoruz. O yüzden lütfen soru soralım kendimize. Hatırımızı soralım en azından. Nasılsın diye soralım. Arkadaşlar felsefeyi unuttuğunuzu fark ettiniz değil mi şu anda bu programda? Hakikaten hayatımızda felsefeyi unuttuğumuzu fark ettik yani. Ya çok tatlı bir eylem yaşamak. Yani yaşamak üzerine düşünmemek bana yaşamayı boşlamak gibi geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç soru sorasım. Yemin ediyorum sıkıştırsın yok. Saçmalama. Çok hiç tatlı soruyorsun. Ya. Sen sorunca ben anlatıyorum. Ne yapayım kendi başıma? Harika. En son en çok bölümümüzle başlamak istiyorum. Çünkü seninle sohbet sabaha kadar devam eder. Yoksa kendimi frenlemem lazım. En son en çok istediğin şey neydi? Ülkemde bütün insanların renklerinden, dillerinden, inanç sistemlerinden, cinsiyetlerinden ve kimliklerinden bağımsız olarak eşit yaşayabildikleri ve kanunlar tarafından eşit korunabildikleri ve her meslek grubundan insanın değerli olduğu, işsizliğin, evsizliğin sona erdiği bir memleket hayaliydi. En son en çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? Konserlerin iptal olması bu yaz beni çok üzüldürüyor. En son en çok neye şaşırdın? Kendime şaşırdım çünkü insanları tatmin etmeyi, mutlu etmeyi bırakmaya başlamışım. Çok hoşuma gitti. Hep böyle insanları nasıl daha mutlu ederim, nasıl çok tatmin ederim, nasıl herkes çok huzurlu olur diye düşünüyordum. Şimdi artık ben nasıl daha huzurlu olurum? Neden böyle? Kendimi nasıl daha mutlu ederim diye düşünmeye başladım. Neden?
Büyüdüğüm evde ben hep annemle babamı barıştırmaya, onları mutlu etmeye, onları seviştirmeye çalışan çocuktum çünkü. Birbirlerini sevmiyorlardı ve ben öyle bir evliliğin çocuğu olduğum için hep insanların birbirlerini sevmeye çalışmasına uğraştım. Masalarda insanlar huzurlu olsun, ofislerde huzurlu olsun, evlerde huzurlu olsun. O yüzden galiba önceliklerim yeni yeni böyle 30'larımı geçtiğimden beri kendime dönmeye başladı. Hep başkalarıydı önceliğim. El alem ne der, el alem ne ister, el alem nasıl daha tatlı mutlu olsun falan. Şimdi artık el alem yerinde dursun, ben bakalım nasıl daha mutlu olurum, ona bakıyorum. Ama orada da çok iyi hikaye biriktirmişsindir o el alem El alemi çok dünyasını. seviyorum. El alemin bana kattıklarını çok şükran doluyum. Hayatımın ikinci yarısında da el alemle artık ahbap olmak istiyorum. El alemin kölesi olacağıma. Çok iyiymiş ya. En son en çok neyi yanlış anladın? Birine çok aşıktım. Onunla aramızda bir bağ var diye inanıyordum. İlk kez biriyle böyle bir toprağa yerleşmek, büyümek, gelişmek hayalleri kurdum. İlginçtir bakın, bu ülkede biriyle evlenebilirsiniz ama illaki bu hayalleri kurmanız gerekmez. Aşk aynı şey değildir evlilikle. Biriyle aile olmak da evlilikle aynı şey değildir. Ama bize geleneksel olarak inanç sistemi bağlamında ya da politik olarak hep sanki sadece evlilik bu bağmış gibi anlatılıyor. Ama öyle değil. Nice evlilik var içinde, bu yakınlıkların, şefkatlerin Şüphesiz. ve aşkların olmadığı. O yüzden diliyorum ki bu bağı kurabileceğim biriyle de bir gün tanışayım yani. Çünkü tatlı bir bağ. Ya inanması bile o bağın gerçekliğine, biriyle yakın olabileceğine, ömrünü paylaşabileceğine, en yakın dostunla hayatın boyunca bir sofraya oturabileceğine inanmak bile gerçekleşmese de çok tatlı bir şey. O yüzden diliyoruz ki inanan herkes de bunu yaşayabilsin özgürce, hiç sınırlandırılmadan. Yaşadın mı? Ben daha o insanla tanışmadım. Tanışsam burada olurdu bizimle. Burada görürdün onu da. Tanıştırırdım. Ferit bak o falan diye. Çok iyiymiş ya. Genelde çok düşünen, çok anlam arayan. Salmak lazım Ferit. Çok düşünmeyeceksin bu işleri. Yani Çok insanları da... çok didiklemeyeceksin. İnsanların böyle yaptıkları şeylerin üzerine çok gitmeyeceksin. Kalben zor musun? Ben yemiyorum. Yani goy goya gelmiyorum ve yemiyorum. Ya yani o yüzden zor olabilirim birilerine göre. Çünkü bizim memlekette genelde özellikle heteronormatif ilişkilerde çok goygoylaman, çok pohpohlaman, çok hoş tutman lazım karşı tarafı. Ben insanlarla dürüst bağlar kurmayı seviyorum. Yani birbirimizin açıklarını görelim, birbirimizin kırılganlıklarını kabul edelim, birbirimize iyi davranmaya niyet edelim ve birbirimize yalan söylemeyelim. Gidip arkamızdan başkalarıyla düşüp kalkmayalım, işte para hesapları yapmayalım, ondan sonracığıma başka yalanların içine girmeyelim. Bunlara alışkın biriyle tanışmak, bu ülkede yetiştirilmiş insanlar arasında çok zor. Bizler birbirimize yalan söylemeye, birbirimizden korkmaya, birbirimizden gerçekleri saklamaya, kol kırıldı, yen içinde kaldı, kan kustum, kızılcık şerbeti dedim demeye falan alışkınız. Yani biz ne yazık ki yalanlar üzerine kurulu hayatlar yaşamaya çok alıştığımız için ve bu politik sahneden başladığı için zaten kaldı ki bunun geleneğe, kültüre sinmesi çok doğal. O yüzden dürüst bir aşk yaşamak çok zor. Yani bunu bekliyor olmam tatlı bir enayilik zaten. Seni sevmek zor mu? Biricim, insan sevmek zor olur mu ya? İnsan sevmek, hayvan sevmek, ağaç sevmek, çiçek sevmek zor olur mu ya? Sevmeyi zor buluyorsan terapiye git kardeşim. Ücretsiz danışmanlık veren harika psikologlar, psikiyatrlar var. Onlara git. Ayahuasca'ya git. Ezoteriye git. Aile dizimine git. Bir çare ara yani. Yüz, işte yürüyüş yap. Kitap oku. Kedi besle mahallende. Lütfen seni daha açacak, kalbini böyle sevgiye açacak şeyler yap. Sevmek zor olur mu Ferit? Seni sevdim. Ben de Ama seni seviyorum kardeşim. sen diyelim bu sevgiyi çok ciddi gayrimeşrulaştırdın yaşattıklarını. Yani duyguyu gayrimeşru hale getirdin ve beni çok sınadın. Zor olmuyor mu seni sevmiş olmak? Ben insanları sınamıyorum ki. Farz misal sen. Ben sınanıyorum aksine. Ben müzik yapan ve çoğu zaman hayatımdaki insanlardan ekonomik olarak daha farklı bir pozisyonda olan, 10 kişilik, 12 kişilik bir ekip yöneten, patron olan, şirket sahibi olan bir kadın olarak görülüyorum ve o yüzden ben sınanıyorum aslında. Zor. Yani ben şu oluyor ya, çok güzel bir kadını var diyelim ki bir ülkenin. O kadın aldatıldı. İşte o adam o kadını bile aldatır. Bu ne çirkin bir dil. Ne çirkin bir Tabii dil. ki. Ve bunu tam da bu motivasyonla yaptıklarından eminim beyefendilerin. Tam da ben bu kadına bunu yedirdim diyebilmek için. Çünkü o kadının güzelliği, o kadının gücü, o kadının yaydığı muhteşem enerji altında mutlaka ki ezikleniyor.
eziklendiği için de yazık çocuk, namazın gidip böyle sağda solda aranıyor. O kadın da metalaştırılıyor. O kadın haricinde evet, olan kadınlar bir de o sadece o güzel kadın sadece kardeşim vücudundan ötürü mü güzel, yüzünden ötürü mü güzel, altın oranından ötürü mü güzel? Hayır, çok tatlı biri o, enerjik biri o, çalışkan biri o. Yıllarını bir sektöre veren, bir işe veren, birlikte çalıştığı insanlarla emek veren biri. O yüzden de güzel o. Biz bir sürü şeyi çok karıştırıyoruz ya. O yüzden yani sınanıyorum, dolandırılıyorum, evimden bir şeyler çalınıyor, eşyalarıma değer veriliyor, evimin manzarasına değer veriliyor. Yok bir elbiseyi niye öyle giymişim, o sorgulanıyor. Yok niye ağzıma geleni söylemişim, o sorgulanıyor. Feritçim, ben bunlara izin verecek yaşta mıyım? Ben bunlara izin verecek kalıpta bir kadın mıyım? Mümkün mü böyle bir şey? Yani insanın kendini bu kadar severken başkalarının onu bu kadar sevmediği bir aşkta kalması mümkün mü? Seni dinlemek güzel. Ben sadece dinliyorum aslında şu an. Ben de konuşuyorum. Sadece o bu sabah gevezeliğim tuttu çocuklar. Rica ederim, gevezelik olur mu? Kendimizden geçtik şu an cevaplarda. Sadece olabilecek bölümümüz var. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Tamam. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Tamam. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir insan olabilir bu. Ona öyle olduğunu anlatmışsındır ama yeniden bir şey söylemek istersin. Bu da olabilir. Onunla bir şey paylaş. Anneme onu çok sevdiğimi ve ona ergenliğim boyunca eşeklik ettiğim için aslında çok böyle üzgün olduğumu söylemeyi çok isterdim. Yani ismini de söyleyebilirim. Sevgili Seda'ya bunu söylemek isterdim. O yüzden dünya güzeli ergenim, canım dostum, tatlı gencim. Yani şu anda 12 yaşından 25 yaşına kadar olan ve bizi izleyen dünya güzeli insanlardan rica ediyorum. Bugün aksiliğiniz de üzerinizde olabilir, canınız bu memlekette genç olmaya çok sıkılıyor da olabilir. Dilediğinizce özgür, dilediğinizce mutlu, dilediğinizce rahat hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bir kere anneciğinizi yanağından bir öpüp bir yerinden sıkıştırırsanız ya da hayatınızda size anne olduğunu hissettiren birini, ille kadın olması bile gerekmiyor, gidip sıkıştırırsanız benim için böyle sarılıp çok mutlu olurum. Ay, çok tatlı oldu. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda, seni dinliyor, anlatır mısın? Kendini affettireceğin hiçbir şey oldu mu? Oldu. Oldu. Oldu tabii ki. Oldu. Ben eşekliklerim için gidip özür dilemeyi çok severim. Affettirmeyi çok severim. Tamirat yapmak derim ona hatta. Senin için ne yapabilirim diye giderim. Ya aramızda bir kötü kan var. Bunu temizlemek için ağaç mı dikeyim? Bir çocuğun eğitim masraflarına yardımcı mı olayım? Gideyim senin için işte denize mi bakayım? Bir şiir mi yazayım? Yani benden bir şey iste. İnsanlara öyle joker veriyorum yani. Kırdığımda kalplerini. Çünkü bilerek isteyerek kırmıyorum insanları. Kolay gönül alır mısın? Kolay gönül alır mıyım? Gönülden gönüle değişir be Ferit. Bazı gönüller var, hiç geri dönüp bakmıyor artık. Kırıldığında devam ediyor yoluna. Onun egosu da incinmiş belli ki. Ama bazı gönüller var, işin içine hiç o kibiri, egoyu sokmuyor böyle. Sen özür dilediğinde, diz çöktüğünde o da seninle diz çöküyor. Geliyor, elini tutuyor, sarılıyor. Hadi birlikte kalkıp yürüyelim kardeşim diyor. Değişiyor yani. Hali hazırda geri dönmediği için çok kırıldığı, gönül koyduğun bir giden var mı? Yok, biliyor musun? Ay, gidenlerden bir tek seni bana ekledim dediğim hiç kimsem yok. Teşekkürler. Giden gitti, yerde güzel. Bir kişi var, rahmetli de oldu. O yüzden ona geri dönüp de bir şey söyleyemiyorum artık dualarım dışında. Ona da yine onu çok sevdiğimi ve onu affettiğimi söyleyebilirim. Onu affetmediğim için onun da beni affetmeyeceği bir durum ortaya çıktı ilişkimizin bir noktasında. Ama karşılıklı affetmişizdir birbirimizi diye de inanıyorum. Galiba telefon çaldı şimdi diyelim ve tabii ısrar öyle bir mesaj gelmiş ki bölmek durumunda kaldılar ve geliyorlar şu an. Ya bu telefona bakmalısınız diyorlar. Sen önce bir kızıyorsun, şu an programdayız, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Telefondaki ses alo diyor. Programı bırakıp şu an gideceğin bir ses var mı? Görüşmediğin ama aradığı zaman çok şaşıracaksın. Şu anda. Ay, düşünüyorum Ferit'ciğim. Herhangi bir ses, kim olduğunu sormayacağım. Yok, biliyor musun? Çünkü arasaydı bu zamana kadar arardı dediğim insanlar oldu. Ve onlar çoktan artık düşünsel olarak benim dünyamın içinden çıktılar. Senden çıktılar. Yani. Evet, yani hiç aramazsan aramayar gibi oldum. Abi uğraşmayın o zaman. Buradan çeşit, söylüyorum sizin için çeşitli, yapacağımı yaptım. Çeşitli şarkılardan alıntılar da yapıyor. Bayılıyorum bu kırılığıma. Sizin için yapacağımı yaptım. Aramayın da abi. Bu benim son sorusu, kapanıştan önceki soru. Kalben bizi hafta sonu dağıttın ya gerçekten. Ya ne tatlı oldu. Gerçekten ya ne güzel sorular soruyorsun. Senin enerjin çok güzel olduğu için benim de öyle oluyor. Cevapları konuşturuyor, coşturuyor tabii. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Çocukluğumdan beri sevmek gibi seviyorum. Sevdiğim insanı, sevdiğim zaman. Nadir aşık oluyorum.
Var mı aşk diye bir şey sence? Var. Ben aşık oluyorum. Nasıl bir tanım o? Müthiş bir boşlama hali her şeyi. Ben çok işkoliğimdir. İşime çok aşığım. Mesleğim benim biricik aşkım ve onu bile bana böyle unutturabiliyor. Yani onun yükünü, onun sorumluluklarını, onun getirdiği bazı ağırlıkları. Çünkü ben hani sorumluluk sahibi de bir insanım. İki memur çocuğuyum. Hep söylüyorum bunu. Hani çok ciddiye alıyorum yaptığım şeyleri. Birlikte çalıştığım insanları, onların emeklerini, onların kazançlarını, onların ödemeleri eksik kaldı mı, bir şeyde zorlandılar mı falan. O yüzden aynı coşkuyu göremeyince de yollarımı ayırıyorum insanlarla genelde. Sevince işte ben öyle çok nadir oluyor ama. Hesapladım 12 yılda bir falan oluyor. Evet yani şimdi 46'ya kadar bekleyeceğiz gene. Aşkım, kaçırdık gene treni. Yaptırdı. Öyle düşünmemek lazım da. Aşkın yaptırdığı en paylaşabileceğin delilik hali ne olmuştu? Konsere mi gittin? Konserden mi çıldırdı, hayır, koşarak asla, kaçtın? Asla. Şöyle bir şey hiç olmaz hayatımda. Yani onu çok söyleyeyim çocuklar. Hani gelip de benim hayatıma ya o ya ben falan öyle bir şey numaraları hiç yemem. Bunu iş arkadaşlarımda yemem, bunu ailemde yemem, bunu sevgililerimde yemem, hiç yemem yani. Benim için her zaman bir numara benim sanatsal üretimim ve onu paylaştığım insanlar. Ya birlikte müzik yaptığım insanlar ve o müziği tüketen insanlar. Hiç tüketmeyip yıllardır onun başının üstünde kalbinde taşıyan daha doğrusu. Belki öyle biri gelmedi. Müthiş tatlı insanlar yani onlar. Hiç öyle biriyle tanışmadım dememin sebebi o yani hiç... Benim bu müzik aşkımı, benim müziği yaparkenki aşkımı, benim müzik yaptığım insanlara olan aşkımı anlayıp, benim o sahnede dönüştüğüm şeyi anlayıp, benim evde olduğum şeyi anlayıp, benim işte çekirdeğimi yiyip, aynı diziyi 7. kere izlerken babaanne gibi konuşmalarımı seven ama aynı zamanda da o sahnede o inanılmaz kostümle o dans edişimi seven ve o aradaki bütün o kaygılarımı, endişelerimi, yaralarımı, neşemi, coşkumu, aidiyetimi seven biriyle hiç tanışmadım. Yani burada olduğuna inancım da hiç yok açıkçası. Çünkü bizler çok bastırılmış, çok yalnızlaştırılmış ve çok birbirimize karşı kabalaştırılmış insanlarız. Kabayız biz birbirimize karşı. Yani ben kadınlara karşı ince erkeklerin toplumunda yaşamıyorum. Ve ben istiyorum ki bütün o kadınlar bütün her yerde, her yaşta, her meslekte, her eğitim durumunda, her aile yapısında sevilsin ya, incelik görsün ya, hatırı sorulsun, ne güzel olmuşsun densin, bu işi ne tatlı yapmışsın densin, eline sağlık densin kardeşim. Biz bunları duymadan çürüyüp gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden hiç umurumda da değil. Kendimi severim, kendime iltifat ederim. Dostlarımı severim, dostlarıma iltifat ederim. İnandığım bir eşitlik var, inandığım bir adalet var. Onun için çalışırım. Kazandığım parayı sevdiğim insanlarla yerim. Kalanını da sivil topluma bağışlarım. Yaşar giderim. Yani zaten aşk bir mecburiyet değil. Zaten evlilik bir mecburiyet değil. Zaten bütün çocuklar bizim. Hepsine eşit sorumluluğumuz var. İlla benim içimden çıkarmama gerek yok yani. Evlilik kesinlikle mecburiyet değil ama aşk bir mecburiyet olsa güzel bir şey olmaz mı? Ay Ferit'ciğim keşke insanlar birbirlerine aşık olmanın tadına doya doya varabilmeyi bilseler de. Aşk zaten hepimizin en tatlı görevi olsa. Ama öyle değil ki. Ya ehliyeti de yok ki bunun. Bence biz seninle bir daha buluştuğumuzda. Buluşalım bir daha. Çekim için buluştuğumuzda. Sen başın öyle bir dönercesine ve ya o aşktan... Konserin gününü bile unutacağın bak. Bir ne aşk güzel bir yaşayacaksın. Şey ve onu konuşmak üzerine biz aslında ne buluşuyor tatlı, olacağız. Ne tatlı bir şey söyledin. Bence. Diliyorum bizi izleyen herkese, bana olur sana olur bilmiyorum ama bizi izleyen herkese hayatlarında benim müziğe nasıl aşıksam öyle aşık oldukları bir uğraş, bir hobi, bir dost gelsin. Çünkü insanlara olan aşk her seferinde eriyen, çürüyen, başka şeylere dönüşen bir şey. Evet. Eninde sonunda sevgiye, saygıya, şefkate, merhamete evriliyor. Ama... Benim gitarımla, benim şarkılarımla kurduğum bağ, benim edebiyatla, kalemle kurduğum bağ hiçbir zaman arkadaşlar tutkusunu, heyecanını ve o şehvetini kaybetmedi. O yüzden size benim gitarımla nasıl bir aşk varsa aramda öyle bir aşk diliyorum. Benim özgürlüğe inancım nasıl beni hayata bağlıyorsa, nasıl benim evliliğim, özgürlüğümse ve yaşamımla size öyle bir evlilik diliyorum. İster bir insanla olsun, ister sizin çok inandığınız, çok sevdiğiniz bir uğraşla olsun. İster adandığınız bir davayla olsun. Aşkın çeşitleri çok be. %100 kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz kardeşim. Ben de teşekkür ederim Ferit'ciğim. Ekibimize de teşekkür ederim bu güzel çekim için. Ne demek. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.